Eğer savaş devam ederse biz onların bütün ordusunu mahvedeceğiz. Bütün ordusunu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan televizyon kanalı AS TV'ye verdiği röportajda Karabağ'daki işgalcilere yönelik net ifadeler kullandı. Açarız sandığı, çökerek pambığı. Aliyev, Rusya'nın Ermenistan'da 5000 askeri var. Rusya ve İran, Ermenistan'da sınır hizmeti görüyor. Ama bizim askerlerimiz arasında Türkiye askeri yok. Bizi kimse itham etmesin dedi. Ermenistan sınırını İran'la ve Türkiye'yle Rusya sınırçıları muhafaza ediyor. Azerbaycan sınırında Türkiye sınırçılar var. Yok. Son yaşanan olaylar karşısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu vardır. Bizi kimse durduramaz. Doğru bir yoldayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz diyen Aliyev şunları ifade etti. Savaş bittiğinde sadece bölge değil, dünya değişecek. Herkes gücümüzü gördü. Bölgede stratejik bir manzara, yeni bir stratejik vizyon şekillendirmeliyiz. Savaştan sonra Azerbaycan ve bu bölge için yeni bir dönem başlayacak. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan'la süren çatışmalarda çok fazla kayıp verdiklerini, ancak kontrolün hala kendilerinde olduğunu söyledi. Tabii Azerbaycan ordusunu görünce kaçacakları da ortada. Ermenistan Başbakanı geçen gün Reuters haber ajansına verdiği röportajda ise Türkiye'yi Dağlık Karabağ'da ateşkesi baltalamakla suçlamıştı. Türkiye'nin tavrındaki herhangi bir değişikliğin çatışmayı sonlandırabileceğini belirten Paşinyan, Türkiye'nin pozisyonu değişmediği sürece Azerbaycan'ın savaşmayı bırakmayacağına inanıyorum demişti. Paşinyan, ateşkes görüşmesi öncesi Türkiye'nin açıkça Azerbaycan'ı savaşmaya devam etmesi yönünde teşvik ettiği iftirasını ortaya atmış, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ateşkes anlaşmasından sonra aradığı Azeri mevkidaşına çatışmayı hiçbir koşulda durdurmayın talimatı verdiğini söyledi şeklinde yalanlarla dünya kamuoyunu yanıltmak istemişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Habertürk'e verdiği röportajda Türkiye olmadan sorun çözülemez dedi. Öte yandan Aliyev, Türk F-16'larının çatışmalarda kullanıldığı iddialarına cevap verdi. Aliyev açıklamasının tamamında şunları söyledi. Türk F-16'larına ilişkin konuya ben artık söyleşi yaptım. Türk F-16'ları buradalar. Uçaklar tatbikat zamanı gelmişlerdi. Onun sonrasındaki Ermeni saldırılarından sonra burada kaldılar. Ama onlar yerde duruyorlar, havada değil. Ve onlardan hiçbiri şu anda savaşa katılmamış. Türkiye'den hiçbir insan bu savaşa katılmamış. Yabancı insanlar konusu da yalan. Bu bize atılmış çamur, iftiradır. Bir tek bile kanıt gösteremiyorlar. Sadece olarak Fransa ve Rusya'dan benzeri açıklamalar yapıldı. Delil yok. Bizim istihbarata hiçbir bilgi verilmiyor. Ben size diyebilirim ki bizim istihbaratımız bize itham yağdırılan ülkelerle iletişimde olmuşlar. Somut delil istedik, veremediler. Basında kim yazarsa yazsın, o bizi ilgilendirmez. Zaten Batı medyası her zaman Ermenistan tarafını tutuyor ve bize bundan önceki dönemlerde de olumsuz münasebet göstermişlerdi. Ve aynı iftiralara biz alışmışızdır. Ancak resmi kişilerin açıklamaları kabul edilemez. Ya bunu ispat etsinler ya da kendi sözlerini geri çeksinler. Öyle bir şey yok. Buna gerek yok. Azerbaycan yeteri kadar güçlü orduya sahip ve bu konuları kendi başına halletsin. 30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ bölgesinde Azerbaycan ilk kez bu kadar kararlı bir duruş sergiliyor. Haber7.com yazarı Taha Dağlı, ABD, Fransa ve Rusya'nın Karabağ bölgesindeki çıkarlarını ABD ile Rusların çatışma alanına dönüşmeden Karabağ çözülmeli köşe yazısında aktardı. O yazının tamamı şu şekilde. Karabağ, ABD ile Rusya'nın 30 yıldır buzdolabına koyup dondurduğu krizlerden biri. Bugün o kriz dolaptan çıktı. Artık bundan sonra Karabağ meselesi sadece ABD ile Rusya'nın veya bunların yanında Fransa'nın ikili üçlü paylaşım çatışma alanından Türkiye'nin de içinde olduğu bir denkleme dönüşmüştür. 30 yıldır ABD, Rusya, Fransa'nın kasten çözmediği bir konu Karabağ. Çok net, aralarında anlaşamadıklarından dolayı çözemiyorlar. Ermenistan'ın işgal ettiğini, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul edip Ermenistan'ın çıkarılmasına, Karabağ'ın Azerbaycan'a bırakılmasına bir türlü tamamdır diyemiyorlar. Karabağ 30 yıldır hep iki arada bir derede kabul edilmiş bir işgalin gölgesinde tutmayı yeğlediler. Çünkü üçünün de her ikisiyle yani Azerbaycan'la da Ermenistan'la da ayrı ayrı ilişkileri,
ayrı ayrı hesapları var. 30 yıldır bu dengeleri koruyarak krizi dondurmayı denediler. Ne tamamen Karabağ'ı Ermenistan'a bırakmak ne de Ermenistan'a hakkını vermek işlerine gelmedi ve gelmiyor da. Bugün artık o sorun dolaptan çıktı. Daha da dondurucuya konulamaz hale geldi üstelik. Öyle ya da böyle bir çözüm bulunacak. ABD ile Rusya ve yanlarındaki Fransa'nın testilerinden en az biri kırılacak. Bugüne kadar Türkiye'yi ısrarla masadan uzak tutmaları ve bugün de hala bu konuda diretmelerinin izahı bu. Karabağ meselesi çözülmemeli, böyle kalmaya devam etmeli. Ancak belli ki artık 30 yıllık lağım patladı. Artık dönüşü yok ve Türkiye de denklemin içinde. Ermenistan-Azerbaycan karşısında güçsüz. Teke tek bırakırlarsa Azerbaycan Ermenistan'ı döver, hakkını alır. Rusya bu yüzden hep Ermenistan'ı tutarak aradaki dengeyi sağladı. ABD için de benzer bir denklem var. Komple Ermenistan'ın yanında olsalar, Azerbaycan'ı tamamen yok saysalar veya tersini yapsalar olmuyor. Krizi sündürmek onların da işine gelmiyor. Rusya için Karabağ'ın bir yeri önemli. Şuşa-Laçin koridoru denilen hat. Karabağ, Karabağ yapan yer, Karabağ'ın kalbi burası. Rusya'nın derdi eğer bu sorun çözülecekse Şuşa-Laçin koridorunu sözde barış gücü adı altında Rus askerlerinin denetimine bırakmak. Onun dışında kalan toprakların Azerbaycan'a verilmesine razılar. ABD'nin planı ise muhtemelen Güney Kafkasya'ya çöreklenmek. Belki güneyde İran'ı parçalamak, Afganistan'daki etkisini bu alanda birleştirmek, Rusya'nın önünü almak. Rusya ile ABD'nin Karabağ bakış açısı böyle. Minsk grubunda eş başkan olarak çözümsüzlük masasında oturuyorlar. Ama gerginlikleri her hallerinden belli. Her an birbirlerine girebilirler. Tıpkı Suriye'de şu an olduğu gibi. Orada da aynı safta durur gibi görünseler de, birbirlerinin ayağına basmamaya özen gösterseler de, attıkları her adımda tansiyon bir anda doruğa çıkabiliyor. Karabağ'a harıl harıl o yüzden bir taraftan PKK'lılar, diğer taraftan Rus Wagner'ler gönderiliyor. Güney Kafkasya'yı da bir anda Suriye'ye çevirebilirler. Böyle bir tehlike var maalesef. Özellikle 3 Kasım'da ABD seçiminin sonucu Güney Kafkasya denklemi açısından belirleyici bir unsur olacak. O nedenle Azerbaycan elini çabuk tutmalı. Türkiye'nin de denklemde önemli bir aktör olduğunu hesaba katarak Rusya'ya veya ABD'ye zerre kadar güvenmeden yoluna devam etmeli. Rusya'nın çağrısıyla Azerbaycan'la Ermenistan arasında ateşkes yapıldı. Ama ortada somut yanıt bekleyen sorular var. Mesela Azerbaycan'ın kazandığı topraklar ne olacak? Karabağ'da işgal devam edecek mi? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Öncelikle şunu vurgulayayım. Moskova'daki saatler süren toplantıdan çıkan metin Azerbaycan'dan çok Ermenistan'ın işine geliyor. Ateşkes planında Azerbaycan'ın 27 Eylül'den itibaren geri aldığı Karabağ topraklarından geri çekilmesini öngören bir madde bulunmuyor. Bu demek oluyor ki Azerbaycan Karabağ'da kazandığı bölgeleri geri vermeyecek. Yeter mi? Asla yeterli değil. Çünkü 27 Eylül'den bugüne gelindiğinde alınan bölgeler Karabağ'daki işgali sonlandırmıyor. Dahası Karabağ, Karabağ yapan yerler de değil oralar. Azerbaycan'ın hedefi Şuşa'ya kadar ilerlemekti. Ateşkes şimdilik bunu durdurmuş oldu. 27 yıllık Karabağ işgalinde çözüm diye ortaya sürülen masalara Türkiye hiçbir zaman oturtulmamıştı. Moskova'nın ateşkes planına göre bu süreçte de Türkiye'ye masada yer verilmiyor. Tabii bu Ruslarla Ermenistan'ın şahsi düşüncesi. Öte yandan Rusya hala Minsk grubunu ön planda tutmaya çalışıyor. Ateşkes metninde Karabağ'la ilgili müzakerelerin bundan sonra da Rusya, ABD ve Fransa'dan oluşan Minsk grubu üstünden devam edileceğine atıfta bulunuluyor. Rusya hala çözümsüzlük peşinde. Minsk formatı bir işe yaramış olsaydı 27 yıldır görürdük ama bu Minsk bir çözüm değil, çözümsüzlük formatıdır. Rusya hala diretse de Azerbaycan bunda ısrarın fayda getirmediğini çok iyi biliyor. Ateşkes metninde Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'dan çekilmesini öngören süreçten kesinlikle bahsedilmiyor. Yani işgal devam edecek. Sadece Azerbaycan'ın kazandığı ama Karabağ'ın stratejik konumu için yeterli olmayan bölgelerden çekilmesine yönelik bir dayatma yok. Bu da çok karın doyuran bir şey değil. Bu plan önümüzdeki 72 saat için geçerli. Sonrası belli değil. Azerbaycan bekleyecek ve Ermenistan'ın Karabağ'ı terk etmesi için son fırsatı vermiş olacak. Çekildiler, çekildiler. Aksi takdirde operasyon kaldığı yerden devam etmeli ve Azerbaycan kendi topraklarının tamamını işgalden kurtarıp geri almalı. Türkiye, Azerbaycan'ın evet dediği, kabul ettiği maddeleri destekleyeceklerini duyurdu. Yani Azerbaycan'ın 72 saat sonunda ne yapacağı önemli. Ateşkesteki Azerbaycan yararına olan maddeler Türkiye tarafından olumlu karşılanıyor.
ama Karabağ'da işgalin devam etmesi ve Minsk grubuyla müzakerelerin sürdürülmesi gibi Bakü'nün zararına olan eylemler Türkiye tarafından tepkiyle karşılanacaktır. Tabii öncelikle o tepkiyi Azerbaycan verecektir. Çünkü artık cin şişeden çıkmıştır. Azerbaycan halkı 27 yıldır boşuna beklediklerinin, oyalandıklarının farkına varmıştır. Karabağ işgalinin sona erdirilmesinin öyle büyütüldüğü gibi çok ama çok zor olmadığını öğrenmiştir. Karabağ'ın bir ucunu görmekte yetinmeyeceklerdir. Bununla yetinelim diyenler olursa, Azerbaycan halkıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır.